Batman'da onlarca kadına mahkeme şoku. HDP'li başkanları tutuklatan itirafçıya ödül. Alparslan Kuytul'dan haksızlıklara karşı susmayacağım mesajı. Günün haberleri başlıyor. Batman'da onlarca kadına Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtmak için telefonda konuştukları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Emniyetin teknik ve fiziki takibinin ardından suçlu bulunan kadınlarla ilgili hazırlanan iddianamede, savcı Kurban Bayramı'nda kurban eti dağıtmak için telefonda konuşmayı, randevulaşmayı terör örgütü üyeliğine delil olarak gösterdi. Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtmak nasıl terör örgütü üyeliğinin delili olabilir demeyen mahkemede iddianameyi kabul etti. Skandalı duyuran HDP milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, konuya ilişkin adliye içerisinden fotoğraf paylaştı ve Batman Adliyesi'nde 40 kadın yargılanmayı bekliyorlar. Suçları mı? Kurban eti dağıtalım diye telefonda konuşmak. Hep ıslah için çalışırım. Bela okumamak için kendimi zor tutuyorum sözlerini kullandı. Bolu cezaevinde tutuklu bulunan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un cezaevindeki son telefon konuşması yayınlandı. Mutluyum güçlülere yağcılık ve dal kavukluk yapmadığım ve dünyayı düşünüp ahireti unutmadığım için. Görüntülü video eşliğinde Kuytul'un sosyal medya hesabından yayınlanan metinde bedenen hapiste olsa da ruhen özgür olduğunu dile getiren Kuytul, duvarlara ve kelepçelere rağmen özgür olduğunu söyledi. Çünkü alnım açık, başım dik. Alparslan Kuytul, mutluyum çünkü kıyamet günü hakkı söylemeyen bir korkak olarak Rabbimin huzuruna çıkmayacağım. Kıyamet günü haksızlıklara karşı susmanın cezasını inşallah çekmeyeceğim sözlerini kullandı. Mutluyum çünkü kıyamet günü hakkı söylemeyen bir korkak olarak Rabbimin huzuruna çıkmayacağım. Kıyamet günü haksızlıklara karşı susmanın cezasını inşallah çekmeyeceğim. Bu dünyada hakkı söylemenin bedelini ödediğim için inşallah ahirette susmanın bedelini ödemeyeceğim. AKP iktidarının yaptığı haksızlık ve zulümlere dikkat çeken Kuytul, diyorlar ki biz tüm cemaatlerin kökünü kazıyacağız. Bütün İslami faaliyetleri bitireceğiz. Ben de diyorum ki inşallah başaramayacaksınız ifadelerini kullandı. Mutluyum. Çünkü ben özgürüm. Yüksek duvarların, ağır demir kapıların, demir parmaklıkların, jiletli tellerin arkasında ben özgürüm kelepçelerle, ben özgürüm askerlerin, gardiyanların içinde bir tutsak olsam da. Çünkü fikrim hür, imanım hür, ruhum hür, vicdanım hür, bütün hücrelerim hür ve vicdanım rahat. Yerlerine kayyum atandıktan sonra tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ve Kayapınar Belediye Eş Başkanı Kezban Yılmaz hakkında ifade veren Hicra Berna Ayverdi'nin ifadenin ardından devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle yargılandığı davadan tahliye edildiği ortaya çıktı. Mezopotamya Haber Ajansı'nın haberine göre Ayverdi, Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 5 Eylül 2019'da görülen duruşmasında mevcut delil durumu, suç vasfının sanık lehine değişme ihtimali, tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliye edildi. Etkin pişmanlık yasasından faydalanan Ayverdi, polis, savcı ve mahkeme ifadelerinin hiçbirinde Mızraklı ve Yılmaz'ın lehine veya aleyhine tek bir ifade vermezken 3 yıl sonra seçime 11 gün kala Mızraklı, 4 gün kala ise Kezban Yılmaz aleyhine ifade vermişti. Diğer yandan yerlerine kayyum atandıktan sonra tutuklanan seçilmiş belediye başkanları Selçuk Mızraklı, Kezban Yılmaz ve Rojdan Azler Diyarbakır'dan Kayseri'ye sevk edildi. Diyarbakır D tipi kapalı cezaevine kalan Mızraklı, Kayseri kapalı cezaevine, Diyarbakır kadın kapalı cezaevinde kalan Yılmaz ile Nazlı Er ise Kayseri kadın kapalı cezaevine sevk edildi. Sevkin hangi gerekçeyle yapıldığı öğrenilemezken, itirafçı İcran Berna Ayverdi'nin Kayseri kadın cezaevinden tahliye edilmiş olması dikkat çekti. Bana bakar mısınız? 4 şirketin de ayrı ayrı iş deneyimi olmadığı için.
Daha dün belediyede 3.000 lira maaşlı 10.000 lira sermayesi olan şirketin deneyimine güvenenler bizim bir şirketin, o koca Kültür AŞ'nin deneyimini hafife alıp diğer şirketlerden de ayrı ayrı olmasıyla bahane üretiyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elenmesiyle Haydarpaşa ve Sirkeci Garları ihalesini alan eski İBB çalışanı Hüseyin Avni Önder'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı yaklaşık 2 yıl içinde sadece 50 gün mesai yaptığı belirlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakine sen bu ihaleye giremezsin, tecrüben yok diyor. Kimin tecrübesi varmış? Okçular Vakfı'nın eski genel müdürü varmış Sayın Başkan. Kimmiş o? O ülkeyi yöneten birinin oğlunun en yakınıymış. Peki bu sermaye nereden varmış? Geçmişte İBB'de 3.000 lira maaşla çalışırmış. Okçular Vakfı Genel Müdürlüğü de yapan Hezarfen Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Önder'e ait bilgiler İBB'nin personel devam kontrol sistemi kayıtlarında çıktı. Oğlanın vakfının genel müdürü 3.000 lira maaş alan adama bu koca koca ihaleleri veriyorsunuz. Koca İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetersiz, Hüseyin Avni Önder yeterli. Sözcünün haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü'nde 27 Ocak 2014 tarihinde işe başlayan 33 yaşındaki Önder, 1 yıl 9 ay 12 gün çalıştıktan sonra 31 Ekim 2015 tarihinde 3.000 lira brüt maaşla işten ayrıldı ve bu süre boyunca işe neredeyse hiç uğramadı. Önder'in işe gittiği, kısıtlı sayıdaki günlerde harcadığı mesai de çoğu zaman birkaç saatle sınırlı kaldı. Yukarıya doğru kim varsa, kime kadar gidiyorsa hakkımızı, 16 milyon insanın hakkını öyle bir arayacağım ki siz de bunu göreceksiniz. Güney Afrika'nın 130 yıllık medya grubu Independent'ın pazar gazetesi Sunday Independent'da Gülen cemaatinin maruz kaldığı kıyımı anlatan kapsamlı bir makale yer aldı. Yazıda Erdoğan'ın 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarını yapan polisleri tutuklatarak misilleme yaptığı, 15 Temmuz darbesinden önce listeler hazırlatarak özellikle Suriye'ye girmek istemeyen subayları tasfiye ettiğinden bahsediliyor. Grubun dış haberler editörü Shannon Ebrahim'in kaleme aldığı yazıda, Türkiye Devleti'nin birçok hükümete rüşvet vererek cemaat gönüllerini kaçırmak için çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çekiliyor. Türkiye'nin en çok aranan şahsının gerçek kimliği başlıklı makalede, Erdoğan'ın Gülen'i Türkiye'ye iade etmesi için Beyaz Saray'a baskı yapmaya çalıştığı, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'nin Türkiye hükümetiyle gizli anlaşmasının gazetelerde manşetlere girdiği hatırlatılıyor. And back in 2017, Giuliani traveled to Turkey and held a secret meeting with Erdoğan. AKP rejimi tarafından 80 bine aşkın Gülen cemaati gönüllüsünün tutuklandığına dikkat çekilen makalede, dünyanın dört bir yanındaki hükümetler Gülen cemaati üyelerini, özellikle de okullarındaki öğretmenleri iade etmek için Türkiye tarafından baskı altına alınmış ve rüşvet almışlardır. Erdoğan'ın baskısına boyun eğen ülkeler arasında Malezya, Somali, Myanmar, Tayland, Nijerya, Pakistan, Kazakistan, Sudan, Afganistan ve Kamboçya yer alıyor. Birçok ülkede Türk istihbaratı kaçırmaları yapmak için yerel istihbarat teşkilatları ile birlikte çalıştı. Hizmet öğretmenleri geceleri evlerinden kaçırıldı ve hazır bekleyen Türk Hava Yolları uçaklarına alındı. Türkiye'ye vardıklarında gözaltına alındılar ve işkenceye maruz kaldılar. Türkiye'nin farkına varması gereken şey, Güney Afrika'da hukukun üstünlüğünün canlı ve iyi olduğu ve Gülen cemaat üyelerini Türkiye'de alıkoymak ve işkence görmeleri için iade etmek veya kaçırmak için hükümet ve istihbarat teşkilatlarımızın kolayca satın alınamaması. Anayasamız, hükümetimiz ve yargımız buna asla izin vermeyecek vurgusu yapıldı.